ses ne de haber gelmiyor artık senden. Öylece kala kaldım da deli hasretinle ben. Bir yabancı selam ile hüzünlere daldım. Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım. Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden. Yani değişmedim hala, öyle biraz çocuk kaldım. Gelmiyor artık sende, öylece kala kaldım da deli hasretinle ben. Bir yabancı selamın ile hüzünlere daldım. Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım. Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım sen. Yani değişmedim hala, öyle biraz çocuk kalmış. Yok öyle el gibi durma gül biraz, sana gülmeler yaraşır. Yok öyle göz gibi soğuk olma gül. Yok yok. Genişletmek lazım menüyü. Sıkılıyor müşteri. Çeşit arıyor ya. Hı. Kesin katıldım ben buna. Daha ne olsun oğlum. Her gün dünya yemek çıkıyor. O sizin yaptığınız böyle yuvarlak köfteli bir yemek vardı. Neydi o? Sulu köfte. Ya yavaş. O kadarını da biliyoruz canım. Canım belki unuttun yani. Ne var? Allah Allah. İhtimaldir. Oluyor oluyor. Unutuyor insan bazen. Ya, misal geçen ben ne olduğunu bir türlü hatırlayamadım. Neydi o şey ya? Bak görüyor musun? Yine unuttum. Anıl kızı. Yok o değil. Ha? O o. Ne o? Ya dediğim yemek işte. Ha, bulgurlu olanı diyorsun. Esas Defne'nin havaları onlar. Döktürür döktürür böyle inci gibi gidip böyle yuvarlar köfteleri. Hakikaten mi? Defne? Yaparsın değil mi? Hı? Analı kızlı diyoruz. E artık bir destek atarsın. Hı? Olur ya, tamam atarım. Ha, tamam süper. Bir de böyle şerbet de hoşaftı falan girelim diyorum. Ay kocama da bak. Dimağı açıldı adamı sabah sabah. Yumurtadandır bence. Tamam kızım ya, sakin. Hallettin sen bunu ya. Ne ki yani? Tamam. Abla bu ne? O nereden buldun sen? Sen, sen bunu nereden buldun? Tokamı düşürmüştüm, yatağın altında bunu buldum. Senin mi? Değil. Yani benim. Ama kiminse kimin canım. Allah Allah. Bak bana bak. Hiçbir şey görmedin tamam mı? Bak şimdi daha da meraklandım. Esra'cığım merak iyi değil. Merak kediyi öldürür. Bak ne olur görmedin bilmiyorsun, duymadın. Hadi ben çıkıyorum.
Ha Esra. Bak ben çok ciddiyim. Gerçekten anneannem bunu öğrenirse bu işin peşini bırakmaz. Bak ikimizin arasında tamam. Ya en azından bir ipucu versen. Arsız mısın sen ablacığım ha? Biz seni böyle mi yetiştirdik? Ayıp ya. Tamam ya, üç maymun. Ha? Aferin. Ne oldu? Ne oldu? Defo. Yok bir şey. Ha bana da yani bayağı ciddi ciddi. Yani ne olabilir Allah aşkına yani? Ne olabilir ki yani? Şu hayatta en fazla ne olabilir? Hiçbir şey olmadı. Defocik, bu yalanda epey başarısız olduğum bir alan. O yüzden dökül. Ne? Nereye ya? Ya dur bağırma. Buraya değil. Yani İtalya'ya gitti diye duymuştuk ya. Biliyorsun. Bir anda öyle şirkete benim karşıma çıktı. Ne diyorsun kızım? Öyle işte. Lan bu nasıl yüzsüzlük ya? Sen benim defomu burada derbeder bırak, bas git, sonra hiçbir şey olmamış gibi. Yok yok, öyle bir şey değil. Ne öyle bir şey değil ya? Ya öyle bir şey değil. O benim için gelmemiş yani, beni görmeye gelmedi. Adam pasyonisi yeniden ayağa kaldırmak için böyle ofis katı tutmaya gelmiş. Bir dakika ya, o ofis katı... Bizim üst kat. Hayda, dön başa ya, dön başa ya. Ya bu evrenin gerçekten çok çarpık bir espri anlayışı var ya da bana taktı yani, bilmiyorum. Sen neredesin peki? Düşme bak yine o Gaia kuyularına defo. Yok düşmem artık, ben kalktım ayağa, öyle düşmem. Bitti. Ömer bu ha. Allah Allah, ne yapalım? O Ömerse bize defoyuz. Düşmeyeceğim işte ya. Tamam bitti dedik. Düşmem yani. Düşmeyeceğim. Anlaşıldı. Kahve falan içemeyeceğiz. Affet beni. Affet beni Ömür. Ne olur hayatım. Ay kandırıldım. Oyuna getirildim. Ay arkadaş kurbanı oldum. Dost kasını yedim. Ne olur beni geri al Ömür. Ne olur beni geri al. Ay sensiz İstanbul bana zindan. Ay ben sensiz bir hiçim, hiçim. Ay bırak. Ay hayatım ben nereden bilebilirdim ki? Bana dediler ki Defne, hangi Defne? Hayatım bir sürü Defne var dedim. Evleneceğizden bile haberim yoktu zaten benim. Davetiye geldi. O şoka girdim. Dumurlardan dumura koştum. Yok dedim, Ömüş'e söyleyeceğim ben bunu dedim. Ay izin vermediler. Evimden aldılar. Ay alıkoydular beni. Metruk depolara kilitlediler beni. Ay yok söyleyeceğim de söyleyeceğim. Bana bak dediler, söylersen Ömüş seni kulakları keseriz dediler. Ne yapsaydım Ömüş? Hiç mi tanıyamadın sen kardeşini, dostunu, arkadaşını? Ben yalanı asla tahammül edemem. Koray yavaş, yavaş. Ay Ömüş ne olur affettim seni de. Gel barışalım hayatım. İstanbul'u tekrardan kasıp kavuralım beraber. Ay herkescikler bizden bahsetsin. Ay sarışının tadı, esmerin adı olalım. Dönüşümüz muhteşem olsun. Koray tamam, şimdi işe gitmem lazım. Tamam. Ay tamam hayatım. Hadi Şükrücüğüm, beni müsait bir yere bırakırsınız artık değil mi? Bak hayatım, hafızamı nasıl kazıdıysam artık o pamuk şekeri saçlarını. Bin yıldır aynı. İyice aç, sığamıyorum. Hoş bulduk. Kuşum, bebeğim, canım, pomelom. Ah benim Don Juan'dan daha insaflı, Casanova'dan daha becerikli yeğenim. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Hızlı bir giriş oldu. Ah evet tatlım, biz ailece hızı severiz.
Bazı durumlarda tabii. Mesela senin şu andaki durumunda. Tavlayabildin mi Defne'yi? Bana bak, yemeğe çıktınız mı? Dansa gittiniz mi? Dans ettiniz mi? Ay bizim kızın aklı uçmuştur. Nero, niye sevgilisi yok demiştin sen bu kızın? Ay, utaktı. Ay sevgilisi olsun mu istiyorsun? Rekabet mi seviyorsun? O. Sen ne bileyim, bir türlü oturmuyor. Hayatım, olacak. Sen olacaksın ya. Ah bu Defnecik, şanslı sincap. Ay ömür boyu bana minnettar olması lazım. Ama ben sorumun cevabını hala alamadım. Ha, sevgili. Ay ne bileyim ben ayol, yoksa yok yani. Ama kim ne yapsın onu? Kim ne yapsın onu? Yani aslında fena değil tabii yani. Ne bileyim ben, böyle bir kızıl saçlı falan, bir Irish havası var tabii. Hani Irish tipten hoşlananlar için. Bana bak, yoksa sen Irish mi beğeniyorsun? Nereye gelmeye çalışıyorsun? Tam da buraya gelmeye çalışıyorum. Burası güzel. Burada kal tatlım. Yani hoşlanabilirsin, beğenebilirsin. Ay hatta daha bile güzel. Motivasyonun artar, işin kolaylaşır hayatım. Ama sakın, bak sakın daha derine ineyim deme. Bak yanarız. Ay aç kalırız. Ay bir fena oldum. Bak düşüncesi bile böyle bir histeri geldi. Ben kaçtım. Ay nereye? İşe Nero. İşe. Aa, işe gitti resmen. Ay o insanlar işe çalışmaya gitmez ki. Ay bu hoşlandı Defne'den. Ay hadi inşallah. Hadi inşallah. Ay hayatım. Yani ünlülerle uğraşmak o kadar zor ki. Geçen gün Nişantaşı'ndan böyle şıkır fıkır, inanılmaz güzel vintage bir gömlek aldım. Ay gerçi daha giyememiştim. Neyse hayatım, sonra böyle magazin falan izlerken, ay bir de baktım ne göreyim. Ömür, hayatım sana soru sordum, cevap verir misin? Sorma Koray. Şükrü nereye bırakıyoruz bunu? Az kaldı. Ay poğaça çıkmış. Süpersonik gözlerimle yakaladım valla. Ay şoför Şükrü, durur musun? Tabii. İyi, pamuk şekeri seni. Dur. Ömüş. Ay hayatım bana kızma ne olur. Ay ben Koray'ım. Ne bileyim böyle bir korktum. Ne bileyim hani ortalık karışacak diye korktum. Bir de ay hani siz iyiydiniz böyle. Hani Ömüş ve kuru kız olarak. Ayrılmayın dedim. Bir de ay Ömüş, ben seni çok özledim. Neyse hayatım, görüşürüz. Ömer Bey. Ben de biliyordum. Söylemedim size. Defne ile konuşmuştuk. Yani kendisi söyleyecekti. Tabii ben yani sizden hiçbir şey saklamam ama yani Defne sonuçta karınız olacaktı. Ona güvendim ben de. Anladım Şükrü. Ama hep söylemek istedi. Yani kızcağızın içi içini kemirip kemirip durdu. Bir türlü cesaretini toplayamadı. Öyle asla yalan söylemek, bir şeyleri saklamak niyetinde değildi. Ama söyleyemedi işte böyle, nasıl diyeyim, siz biraz şey olduğunuz için. Ne olduğum için Şükrü? Dik diyelim. Dik? Hayır yani ben sizin suçunuz anlamında söylemek istemedim de. Yok Şükrü yok. Suç benim. Böyle açık açık konuşamadıysa, gönül rahat değil anlatamadıysa bütün bu olup biteni. Bende de suç var. Neyse. Seda Hanım, avukatınız kaç lira arıyor? Notere gitmeniz gerekiyormuş. Bu mahkeme için vekalet verecek misiniz? Biliyorum Aytekin. Ama sürekli erteliyorsunuz. Onu da biliyorum. Tamam, halledeceğim. Bir daha ararsa? Halledecekmiş dersin Aytekin. Tamam, çıkabilirsin. Tamam. Çıkıyorum o zaman ben.
Efendim? Seda Hanım anneni sattı. Tamam bağla. Alo anne. Lara yanında mı? Hayır değil, şirketteyim. İş beklemez ama çocuk bekler tabii. Kendi kendine büyür, ne olacak? Anne lütfen. Okulda çocuk. Ah Seda, ah. Başını yedi bu şirket senin. Kendi şirketimi kuracağım, kariyer kadını olacağım dedin. Al bak yuvan da al. Ne vardı güzel güzel otursaydın evinde, o çocuk da akşam saatlerine kadar okulda kalacağını evde dursaydı? Anne ne ilgisi var? Ben Lara'yla da gayet güzel ilgileniyorum. Nasıl ilgilenmekmiş o? İlkokula kadar evde anasıyla oturur çocuk. 3 yaşında verdin sen kreşe. Kocanı da tutamadın. Bak kaçtı adam. Daha mı kaçmasın? Nerede karısı? Yok, çalışıyor. Memleketi kurtarıyorsun sanki. Alo, orada mısın? Seda? Anne kapatmam lazım. Konuşuruz sonra. Peki kızım. Seda Hanım. Ne var? Vardı aslında bir şey ama. Pardon Sinan Bey, buyurun. Eğer müsaitseniz bir konuşmamız gerekiyor da. Tabii tabii, buyurun. Sağ olun. Hayır olmaz. Lojistik katı bize lazım, vermem size. Yani bayağı lojistik olmadan çalışın diyorsunuz. Çok deneysel ya, gerçekten. Sinan Bey hakikaten ne yapabilirim sizin için? Seda Hanım ya, benim böyle konuşabileceğim daha aklı başında, daha uzlaşmacı fikirleri olan birileri var mı? Hani ben onlarla konuşayım ha? Biliyordum. Anlamıştım ben zaten. Kadın dediğin evinde oturup çocuk bakmalı değil mi? Siz de onlardansınız. Onlar kim? İşte sizin gibiler tam olarak. Kariyer dediğiniz şey erkeklere mahsus bir şey değil mi? Bizim daha öncelikli görevlerimiz var tabii. Aile kurmak, çocuk bakmak, ev işleri, kocamıza sahip çıkmak. Ya inanamıyorum. Gerçekten nasıl bu kadar ön yargılı olabiliyorsunuz? Yani anlamıyorum ya. Ha ama tabii insan bu kadar kariyer odaklı düşününce muhakeme yeteneğini kaybediyor. Ay çok pardon. Sizde üstün muhakeme yeteneği, bizde yok tabii. En azından farkındasınız. Küstahsınız. Saldırgansınız Seda Hanım. Seda Hanım, ben sonra da şey yapabilirim isterseniz. Söyle Ertekin. Toplantınız başlamak üzere de. Tamam, geliyorum. 20 dakika bir görüşmem var. Ondan sonra iki şirket bir araya gelelim, bakalım şu lojistik meselesine. Bakacağız tabii. Ne demek bakacağız? İstemezsen vermem. Kira ediyorum ben oraya. Ne demek vermem? Mülk bana lazım derim, tahliye isterim. Çıkma. Yirmi dakika dedik. 20 dakika. Oh! Yemin ediyorum delirtecek bu kadın beni ha. Sen beni yakında burada böyle kafamda böyle huniyle zıplarken görürsen şaşırma abi, tamam mı? Çattık ya. Nedir? Ya Ömer, gerçekten abartmıyorum. Ya hiçbir çözüme yanaşmıyor ya, dinlemiyor bile. Hep bir tek kendi kafasındaki olsun istiyor, o kadar.
Tamam, sakin. Olamam abi sakin falan. Gerçekten olamam. Ben efendi efendi gidiyorum, diyorum ki ya ne yapacağız diyorum bu lojistik meselesine. Hiç bir tane ya insanın bir tane uzlaşmacı bir fikri olmaz mı abi ya? Bağırsın çağırsın ancak Yasemin Hanım. Ya Sedam Hanım. Nereye bağladınız peki? Yok, bir yere bağlamadık. Hep birlikte tekrardan toplanacağız. Sen de gel. Tamam, hadi gidelim. Biz niye gidiyormuşuz ya? Onlar gelsin. Biz gidelim Sinan. Bana bak sen. Görmüşsün. Sen biliyordun değil mi? Defne'nin burada çalıştığını. Biliyordum. Yani bu Seda Hanım annemlerin kiracısı ya. Defne'yi de ben getirdim, ben konuşturdum falan filan. Bu kadar işte, tamam, bitti. Bu, budur yani. Neymiş durumu? Lojistik müdürü. Bilmiyorum abi, medeni halini, aşk hayatını falan bilmek de istemiyorum. Bak benim bu seneki stratejim bu abi. Hiçbir şey bilmemek. Tamam, hadi gidelim madem. Ben de size bakıyordum. Bak, bir şey söyleyeceksen ben burada değilken, tamam? Bilmek istemiyorum, benim travmalarım var. Ya sizin bana gönderdiğiniz sipariş listesiyle üretimdekiler birbirini tutmuyor. Ben hangisini dikkate alacağımı bilemedim. Çok mu acil? Evet, çok bekliyorlar. Ay, kusura bakmayın, ben de böyle size alıkoyuyorum. Tamam, konuşmamız gerekmiyor Derya. Peki. Hoş geldiniz. Ay, tuzak kurmuş bana hainler. Bana bak kız. Siz benim havalı girişimi engelleyemezsiniz. Konsantrasyonumu bozamazsınız. Ay zaten sinirden, gerginlikten böyle delilerim pul pul oldu. Çekil şuradan. İyi. Hoş geldiniz Koray Bey. Sana mı geldim? Hadsiz. Bana bak, sen beni gelemezsin. Kovdurturum ben seni. Ay nöron nerede? Şurada efendim. Çekil şuradan. Ay nöron değilsin sen. Ay pardon. Ay. Ay Korişim, ne oluyor? Ne bu gerginliği? Ay hayatım, gergin falan değilim. Gerdirmedim hiçbir yerimi. Her tarafım orijinaldir benim. De kız, ay şöyle kaşlarımı çektireyim falan diyorum ha. Nasıl olur sence? Ay hayatım, bak saçlarımı falan kestirdim, kısalttım, cilt bakım yaptırdım. Pırıl pırılım. Çünkü Pamir'e iş görüşmesine gideceğim. Dah işte moralim bozuk tatlım, yani biliyorsun diyetteyim. Ay Koreşim, ben onu mu diyorum? Hayatım, neyi diyorsun? Mood'unu diyorum. Aa, ay dur. Ay bağlamdan koptum şu anda ben. Ay Koreş, ne diyorsun? Ayol dev dedikodum var dedin. Hadi bekliyorum, dökün. Ay çok böyle anksiyetem geldi, inanıyorum. Ay inanıyorum. Ay sana bir şey söylemem gerekiyor da. Ay dur, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Hüp diye söyle. Ha? Şıp diye söyle. Ay hayatım, söyle işte. Ay dökül hadi. Bak şimdi nasıl söyleyebiliyor musun? Böyle derin bir nefes al. Ondan sonra böyle bir avazla çıkar. Hadi bekliyorum. Ay tamam. Ay, sen bir nefesimi kesemezsin. Duydun beni. Hadi defol. Ya, al yine hayatım, al yine. Ha. Ömer dönmüş. Ne? Dönü gelmiş. En çok o gelmiş hayatım. Ay havalı girişler yaparak İtalya'dan dönmüş. Ay ne diyorsun Koreş? Sahiden mi? Ay evet hayatım, sabah gördüm. Ay bu bir serpilmiş, bir güzelleşmiş. Efendime söyleyeyim, böyle karizmasına karizmalar katmış. Ay ömüşüm benim. Ay yakışıklım. Ay kömüş gözlüm. Yine öyle zeytin zeytin bakıyor muydu? Ay Nurum. Hayatım bak, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ay, Nurum bir karanlık bakıyor, görme. Tir tir titretir adım vallahi. Kocaman araba, kocaman kocaman duruşlar, kocaman kocaman avrolar. Ay Jon Snow var ya, halt etsin yanında. Ay yengesinin tatlı ömüşü. Anlat başka. Ay kız, ay çok kötü bir şey daha var. Onu da söylemem lazım sana. Ver. Yavaş burada. Ay Nurum, şoförün değiştirmemiş. Ay aslında var ya, mütevazı bir insandır. Da. Ay dur, ben onun aklına gireyim de şükrü yük olsun. Ay şükrü de bir yere kadar yani, değil mi? Ay saf
bırakma hayatım. Bırak şimdi Şükrü'yü. Ah Ümüş'üm. Ay nasıl özledim. Burnumda tütüyor. Biliyorsun burnum orijinal. O yüzden tütüyor. Yapma olsaydı tütemezdi. Ah canım benim. Anlat. Sordu mu beni? Yengem nasıl dedi mi? Ha? Hadi anlat her şeyi. Demedi hayatım. Bizi hala dargın. Ay öyle değil mi? Ay Koriş, bu bizi hiç affetmeyecek mi? Ay ben dayanamam. Ay hayatım, dur biraz. Bir alışsın, bir kendine gelsin. O Napolitan havayı üstünden bir atsın. Tatlım, zaman her şeyin ilacı sonuçta değil mi? Ay Koriş'im, ay ne güzel konuştu. Değil mi hayatım? Ay birden geldi, içimden geldi. Ben bile inanamadım kendime vallahi. Ay Nurum, bu Pamir ne olacak? Defne falan. Yani Ümüş döndüğüne göre o denklem bozuldu yani değil mi? Ay, ay evet. Ay dolandık. Ay çok fena karıştık. Ay Koriş, neden moralimi bozuyorsun? Ay dur ben şimdi biraz sevincimi yaşamak istiyorum. Ümüş'üm gelmiş. Ay anlat bana her şeyi en baştan böyle kare kare tekrar anlat. Hadi biraz daha sevineyim, hadi anlat. Ay hayatım, baştan Ümüş'ü anlatacaksam... En baştan yemek sipariş vermemiz lazım. Oh, verelim tatlı. Waiter. Ay. Garson. Ay bir an Milano'dayım gibi geldi. Ay yakışır hayatım. Aa, ay sen kimdi? Ha, ay garson. Hayatım bize menü getir, et getir, her şeyi getir. Ay şekerli bu. Ay evet hayatım. Vallahi kilo alırız. Ay çok kalori tatlım. Ay bu ne? İçmeyelim şekerim. Su içelim. Defne? Ha ne? O ne? Ne ne? Oraya koydun ne? Kutu. Ha kutu. Kutu olduğunu anladık herhalde. İçinde ne var? Ay sana ne Aytekin? Ne bileyim, ofise getirince merak ettik herhalde. Öyle özel eşyalarımın olduğu kutu. Oldu mu? Allah Allah ya. Bana bak. Kutuya kimse dokunmayacak tamam mı? Buradan kıpırdar zaman hepinizi yakarım. Tamam be. Pamir Bey seni bekliyor odasında günlük rapor için. İyi tamam ben giderim. Aytekin, birlikte mi sunacağız? Sabah şekerimiz biz, ne bekliyorsun ya? Sen de cinli ben de gördüm bugün ha. İyi tamam be, çıkıyoruz. Bir zahmet. Gerekli stok kontrolleri yapıldı, hiçbir sorun yok. Zaten güncel tedarikçiyle de siparişler için konuşuldu, görüşüldü. Yarın elimizde olurmuş ürünler. Ama tabii ben yine de gün içinde kendileriyle tekrar iletişimde olacağım ki... ...sonra sorun falan bir şeyler çıkmasın yani. Sen dün de bunu mu giymiştin? Yok ben dün pantolon giymiştim. Ha doğru, gri pantolon giymiştin. Tamam devam et. Hı? Sorun diyordun. Ha ha. Tamam işte ben gün içinde iletişimde kalayım ki sorun çıkmasın. Çünkü daha önce biz böyle şeyler falan yaşadık bayağı. Mavi giy mavi. Efendim? Mavi. Bu şey gibi bir şey mi? Böyle şirket politikası gibi bir şey mi? Yo yani tamamen benim kişisel fikrim. Ha. Tamam ben anladım bunları Defne. Tamam o zaman. Pamir? Sinan? Yok artık. Daha neler abi? İnanamıyorum. Aa, Sinan Bey. Defne. Ne haber? İyiyim. Bildiğiniz gibi yani iyiyim. Ben gideyim o zaman odandayım. Sonra konuşalım. Tamam ben de şu şoku bir atlatayım. Geleceğim. Siz nereden tanışıyorsunuz? Siz nereden tanışıyorsunuz? Pamir bizim eski asistandı. Defne benim kuzeni. Hı-hı. Defne eski asistandı. Pamir. Hı-hı. Elin kuzeni. Şaka. Şaka. Ciddi. Ciddi değil. Sen de istiyorsan şoku atlat. Sonra şey yapalım. Alo Nihan.
Yes babysi. Ya bizim şirkete yeni CEO geldi. İnanamıyorum yani. Hala inanamıyorum ya. İşte söyleyebilirsen birlikte inanamayalım. Adam Ömer'in kuzeni çıktı ya. Yok artık. Evide yetmiyormuş gibi. Üst katımıza pasyonist kuruluyor. Kızım yavaş gel ya. Vallahi yıktın ortalığı ha. Bir dakika ya. Pasyonist derken? Ömer geri geldi. Ömer döndü mü? Evet. Üst katta mı? Evet. Gördün mü? Evet. Kız hala yakışıklı mı? Ya evet. Ay hayır. Ya onu mu diyorum kızım ben? Patron diyorum, CEO diyorum, kuzeni diyorum ya. Ay dur ben zaten ona sonra şaşıracağım. Ay resmen sütüm kesildi ya. Ne diyorsun ya? Ay, hayır tabii ki canım olur mu öyle şey? Bana bak. Sen şimdi kapat. Ben ikisini de hayvan gibi stalklayacağım. Ha. Ömer sosyal medya kullanmıyor. Yani en azından. Benleyken kullanmıyordu. Kızım sen saf mısın? Allah Allah. Birini öyle stalklamak için sosyal medya hesabı olmasına gerek yok. Ben şey yapayım o zaman. Bir şey yapayım. Ha, kapatıyorum. Kapatma. Ben bir bunu idrak edeyim. Ya da sen kapat. Ben bunu tek başıma idrak edeyim. Öyle yapayım. Ay Nihan. Akşam ben gelene kadar iyice idrak etmek daha incini cıncını konuşacağız. Kızım cıncığını bile çıkartırız ya. Sen manyak mısın? Ay havadislere gel ya. Ay şaka. Bak var ya düşündükçe büyüyor mevzu. Şu an şoklara doyamıyorum ha. Hadi Nihan'cığım ben kapatıyorum. Doy sen hadi. Defne. Yok Defne. Çık Aytekin. Buradasın. Yok dedim Aytekin. Çık. Allah Allah. Anlamıyor musun oğlum sen? Belki kafam dağınık. Belki yalnız kalmak istiyorum. Belki bir şeyler düşüneceğim. Kafamda oturtacağım. Eşeğin yaşı kadar yaşın olmuş. Bir empati yoksunsun. Bir empati yap ya. Biz mi öğreteceğiz bunları sana? İyi tamam be. Çıkıyoruz. Geldik. Bir araba laf. Çık. Çıkıyorum ben. Aytekin. Tamam çıktık be. Yedi numaraya bir karnıyarık. Nihan? Karnıyarık. Ay pilav. Hı. Ay cacık. Ya lokanta açtık ya hayatım. Ha oradayız şu an. Hani ev yemekleri falan. Ha. Tamam. Tamam. Yapayım. Yap. Yapayım onu ben. Karnıyarık. 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 Bir şey olmuş. Ne olmuş? Yok bir şey. Olmadı bir şey. Ne olacak? Yok. Ne olabilir? Ya Nihan böyle mi olduk şimdi ya? Hı? Çocuk doğdu. Aramıza mesafe girdi yani. Hızır resmen taban giriyorsun şu ana. Çok ayıp. Sen de bir şey söylemiyorsun. Hadi. Anlat kocana. Ne kurcalıyor kafana? İlla söyleyeceksin değil mi? Ya üzereyim diye. İşte seni özlüyorum. Hani böyle biz bu yoğunlukta baş başa hiçbir şey yapamıyoruz ya. Ah balım benim ya. Benim tatlı kuşum. Yaparız. Şey yaparız. Hı. Hafta sonu gezmeye götürürüm seni. Olur mu? Alır. Küçük. İnsanlar var ya. Yürü. Hadi. Hadi. Demek öyle ha. Sormardan iş dünyasına giriş yaptın. Hem de burada İstanbul'da. Oğlum. Sen gelemezsin ki böyle şeylere. Ha? Sıkmıyor mu seni? Yok ya. Benim biraz güneşle derdim var biliyorsun. Hem bak burada güzel şeyler var. Nasıl güzel şeyler var? Defne işte. Sen de tanıyormuşsun ya. Tanımıyorum ben. Yok tanısam da bilmiyorum Ahmet. Tamam ben hiç böyle bir şey zaten duymadım da. Ama iyi gördüm seni. Vallahi çok gayet iyisin şey. Yeter abi. Yeter. Gelmeyin artık üstüme. Gerçekten gelmeyin. Tamam. Sinan. Defne ile ilgili bilmem gereken bir şey var mı? Yani Pamir'cim aslında... Gerçekten mi? Pamir. Allah sen neyle sınıyorsun beni? Ha? Ben neyle sınıyorum? Vallahi yine bir kalbim ağrı girdi benim ya. Ne haber? Böyle. Güzel. Pamir. Müsait değilsin sen galiba. Bir ara bana uğrasana. Gel Seda gel. Bak kuzenimle tanış. Ömer İplikçi. Tasarım dehası kendisi. Bir de ayrıca pasyonistin patronu. Memnun oldum. Ben de. Sinan'la birlikte. Tanıştık biz.
Tanıştık evet, hatta tanışmaktan ötesi. Evet doğru. Kendisi iddialı kötü fikirleriyle bayağı bir vaktimi çaldı. Fakat en azından benim bir fikrim var. Sağ olsun Seda Hanım oturduğu yerden patronculuk oynuyor. O öyle olmaz, bu böyle mümkün değil falan filan yani. Oo. Mümkünlerle gelin karşıma o zaman. Çok affedersiniz. Tabii hata yine bende. Değil mi? Her zamanki gibi. İş bu Sinan Bey, hataya gelmez. Bunu benden daha iyi biliyor olmanız lazım. Tamam. Değil mi? Sakin. Sorun ne? Yani bizim lojistik hizmete ihtiyacımız var. Ama Seda Hanım sağ olsun önerdiğimiz hiçbir şeyi kabul etmiyor. Tamam canım. Ortak kullanalım katı. Hem lojistik müdürümüz var değil mi Defne Hanım? O bize bir çözüm sunsun. Neden ortak kullanalım ki? Böyle bir karmaşıklığa ne gerek var? Ya Seda Hanım pardon, uzlaşma diye bir kelime duydunuz mu? Yani güzel Türkçemizde bizim böyle bir kelimemiz var da. Tamam çözsün işte Defne. Fazla karmaşık. Defne çözer. Çözer. Zaten çözemezse de başka bir lojistik müdürü buluruz, olur biter. Ay yok. Ben Defne'den öyle kolay kolay vazgeçemem. Burayı o kurtarıyor. Aldığı sorumluluk inanılmaz. Tamam katılıyorum ama zaten ilk yapacağı plan bu çapta olup olmadığını gösterecek bize değil mi? Ömer sen ne diyorsun? Ben çok anlamıyorum o işlerden. Ne olursa bana uyar. Kolay gelsin. Nereye? İşim var. Hayır bak, müşteri geri dönüşüme uygun paketleme istemiş. Yeşilci bunlar. Yani acayip çevreciler. Gerçi keşke herkes şimdi onlar gibi olsa da. Bu müşteriye istediklerini tedarik etmek... Evet. Ne diyordum? Tedarikçiye. Ne istiyorlarsa tedarik edelim. Biz mi? Biz niye tedarik edelim canım? Allah Allah, tedarikçi denilen bir şey var. Ben de onu diyorum. Tamam aman şey yapalım. Bildirelim yani, es geçmeyelim. Sen bir yazış. Sorun olursa da bana gel. Tamam. Neden bıraktın tasarımı? Yeni iş. Yeni hayat. Keyfin yerinde gibi. Öyle mi? Konuşmayacak mısın benimle? Diyorsun kızım ya. Yetmedi mi hala mı yani? Çok ağladım. Bundan sonra senin için hiç ağlamayacağım. Gitme manyak. Deli midir nedir? Kim yazıyor oğlum bunları? He? Manyak mısınız nesiniz? İşiniz gücünüz yok mu sizde? Bana mı çalışıyorsunuz? Ben Defne'yi istiyorum. Ne? Nasıl? Defne'yi istiyorum Sinan. Hayatında biri var mı öğrenmem lazım. Ne varsa.
Beni yeniden sever mi bilmiyorum ama uğraşacağım. Hala varsa bir şeyler ellerine gelirsin. Bir şey diyeceğim, sen kararlısın yani ha? Bence değer. Gidiyorum ben. Nereye? Defne'ye. Defne'yle konuşacağım. Evine bu saatte. Ömer. He, Sinan. Git kardeşim. Git konuş. Acele et. Tasarımı niye bırakmış? Evet Koray. Bunu da ben çektim. Ay bu dünya güzeli aslında var ya, kakalağın teki hayatım. İyi ki sen normal halini görmedin. Böyle miden falan bulanırdı. Ay hayatım niye biliyor musun? Ben çektim. Herkescikler soruyor. Koraycığım bu güzel kadın kim? Bu havalı kadın kim? Bu bize mutluluk veren kadın kim diye. Sorunun cevabı çok basit. Çünkü ben çektim hayatım. Ben yaptım. Ben yapmasam da yaptım derim. Çünkü bütün övgüleri ben alırım. Ay hatta gerekirse çok fena da çirkefleşirim yani. Ne anlatıyorsun Koray? Ha, ay dur. Bağlamdan koptum şu anda. Topla. Heh, ay dur hayatım, toplayayım. Pamiliko, hayatım. Beni işe al ne olur. Ay hayatım. Vallahi ciğerim çürüdü orada dombili kadınlar ikinciye kıyafet kakalamaktan. Ay eskidim orada. Yeniden fotoğraf çekmek istiyorum. Yeniden ortamlara girip fitne fesat bulaştırmak istiyorum. Ay sosyal hayat anksiyetim bile özledim yani. Dramaya ihtiyacım var benim. Tamam ben bir düşüneyim bunu. Ay düşün hayatım düşün. Bitti mi düşünmen? Bitmedi. Durgun musun? Yavaş mısın biraz sen? Ay hayatım soğukun oluyor. Vallahi kapat şu klimayı. Düğme kadar kaldım şurada. Koraycığım ben tutmayayım seni. Malum mühim bir insansın. Mühim de işlerin vardır. Ben sana mani olmayayım hiç. Ay neyse hayatım en azından farkındasın. Bak bence var ya bunları iyice sen bir düşün. Burayı var ya uçururum ben. Çünkü benim olayım bu. Sükse. Ay hiç olmadığınız kadar trend olursunuz. Onu anladım ben. Ha, ay dur kalkayım hayat. Benim işim gücüm var zaten. Ay Ameriko düşünmen bitince mutlaka beni ara tamam mı? Rahat ol yani o konuda. Ben Serdar'la kahvede de olsam, Sibel'le yemekte de olsam beni mutlaka ara. Tamam mı hayatım? Arıyorum ben seni. Ara hayatım. Sana aramalar yakışır. Ay hadi gideyim bari. Defne ile konuştum. Yarın bize bir sunum yapacak. Bu işin altından kalkıp kalkamayacağını göreceğiz. De onu böyle bir yükün altına sokmak hala bana yanlış geliyor. Yapar yapar. Ya yapamazsa? Biz pasyonist için neden kurulu sistemimizi bozuyoruz? Ya anlaşmaktan zarar gelmez. Hem pasyonistin bize de faydası olur. Sakin ol. Saat de geç oldu ama ben bir Defne'ye mi gitsem? Bir konuşayım. Yarın toplantıda bizim tarafımızda olsun. Pasyonistten çok bizi gözetsin mesela. Stil vagonunu kayırsın diyorsun yani. Yani neden olmasın? Sonuçta bizim elemanımız öyle değil mi? Aslında mantıklı. Ben konuşurum. Biliyor musun nerede olduğunu? Bulurum, bulurum. İyi, tamam. Evet. Efendim Aytekin? Hı? Söyle. Ha, Lara odanızda geldi de. Ah, evet biz oyun oynayacaktık, onunla ben çıkıyorum. Oyun mu? Seda Hanım çok yoğun bir gün geçirdiniz ama dinlenmeyecek misiniz? Pes artık, ne oyunu? Anneyim ben Aytekin. Anladın? Doğru. Ay geldiler artık bana ama ya. Bu ne? Öf insaf birazcık, insaf. Abla bu ne? Yarın sözü gibi bir şey mi var? Üf, yani gibi bir şey ekmek arası. Kendimi kanıtlamamı istiyorlar. E şimdi iki şirket falan yöneteceğim ya. Üf, tabii becerebilirsem. Ya, zor yani. Şimdi ben akıllarını alacak bir plan kurmam lazım. İyi de sen kendini yeterince kanıtladın ki. Haksızlık değil mi bu? Haksızlık? Hem de gözüne gözüne haksızlık. Hayır ben belki o şirkette olmak istemiyorum. Belki olduğum yerden memnunum. Bana sordular mı? Hayır. Tabii. Onlar fil, ben çimen.
Yani belki ben onun yüzünü görmek istemiyorum. Kimin? Hayır, insan bir nezaketen de olsa bir sorar yani. Hayır tamam, yaparım ben yine. Elimden geldiğince yapmaya çalışırım tabii de. Şimdi be yani böyle her şey de bitti derken. Ay nasıl olacak şimdi? Nasıl olacak bu? Yani kim verecek bana bunun cevabını? Sen verebilir misin? Yine gömüldün o kağıtlara. Gözün dünyayı görmüyor. Hadi bakayım. İç şu iki yudum şu çorbadan. Boğazından bir yudum şey geçsin. Hadi. Anneanne boşuna konuşma. Ablam çoktan bu hataları yapmış. Anlamıyor bizi bence şu an. Hı? Kim? Yo. Gayet de buradayım ben. Allah Allah. Çalışıyorum. Çalışmam lazım. Ya. Bak dağıttınız beni ya. Ben nerede kaldım şimdi? Defne. Ne oldu kızım sana? Kime? Kime ne oldu? Bana mı ne oldu? Ne güzel, ne zamandır çok iyiydin, kendini iyi hissediyordun, sessiz, sakin, huzurlu. Bak yine sineğin üstünde. Ha söyle bakayım bana, ne oldu sana Defne? Ay anneanne, daha Nihan'lar gelmedi mi? Abimle beraber lokantadalar. Neredeydim? Nerede kaldım? Gidiyorsun Defne ya. Kapısına dayanmaya. Aynen öyle. Yani açık açık konuşacağım. Zaten ne geldiyse başımıza konuşamadık diye geldi. Doğru söylüyorsun. Konuşun. Konuşun açık açık, artık sır falan kalmasın. Ne sırrı daha ya? Yok ya, öylesine dedim. Hani varsa yani bir şey. İyi işte, gideceğim öğreneceğim. Tamam iyi, ben de senin bir şarabanı gömerim, oradan eve kaçarım zaten. Bak keyfine. Tamam. Yengeci. Bunca ayrılık. Koray döndüğünü söyleyince yüreğim hop etti. O kadar pişmanım ki. Ömer, affet beni kuşum. Biliyorum, çok üzdüm, kırdım. Hayatım darmadağın oldu. Bütün suç bizim. Sadece benimki mi? Sence bu hikayenin tek mağduru ben miyim yenge? Hala aklım almıyor yani. Nasıl yapabildiniz? Hiç tanımadığın, kendi halinde bir kızı böyle göz göre göre nasıl ateşe attınız? Hala aklım almıyor. Ha, sen Defne'yi diyorsun. Sana karşı ben sakin olamıyorum yenge. Öfke taşıyor içimden. Onun yaşadıklarını düşünüyorum. Bizim yaşadıklarımızı. Böyle sebepsiz ayrılıkları, sonları, yarım kalan cümleleri, yalanları, kaçışları. Ben işin içinden çıkamadım. Kafayı yedim. Defne neden böyle yapıyor diye. Neden? Neden? Meğer nasıl zorluyormuşsunuz kıza? Nasıl bir cendere değmiş? Nasıl böyle kız kıvrak yakalamışsınız? Sizin bu yaptığınız var ya, sırf yapabiliyorsunuz diye, gücünüz yetiyor diye birine zulmettiniz siz. Cidden. Ne akla? Ömer, kuşum, biliyorum. Ben hatalıyım. Bütün suç bende. Sana büyük haksızlık ettim, biliyorum ama... Mesele sadece ben değilim yenge. İkimizin de canı yandı. Söylerken midem bulanıyor. Bu saçma sapan oyununuz yüzünden. Biz darmadağın olduk, farkında mısın? O bir tarafta, ben bir tarafta. Hem de bu kadar. Ömer, zaten işte bütün mesele de bu. Hiç hesapta yoktu ki. Ben nereden bileyim sizin birbirinize bu kadar aşık olacağınızı, bu kadar gerçek bir şey yaşayacağınızı. Vazgeçebilirdin. Azat edebilirdin Defne'yi, değil mi? Rahat bırakabilirdin bizi. Ama yapmadın.
yapamadım. Yapamadım, korktum çünkü. Öğrenirsen seni hepten kaybederim diye korktum. Sırtını döner gidersin diye korktum. Bak Ömer, ben bunu daha önce zaten yaşadım. Daha çocuk yaştayken çekip gittin. Hasret kaldık yüzüne. Ben bunu bir daha yaşayamam Ömer. Bilmiyor muydun? Bu kadar üzüleceğimi. Üzüleceğimizi. Ben öğrendikten sonra neler olacağını tahmin etmemiş olamazsın, yapma. Tahmin edemedim. Evet, suç bende. Bu kadar böyle olacağını öngöremedim. Ah, evet, biliyorum. Hatalıyım. Her şeyin sebebi benim. Evet yenge. Senin yüzünden. Hepsi bu ayrılıklar, sonlar, hepsi senin yüzünden ve telafisi yok. Ne oldu? Yani affetmeyecek misin beni? Affetmem mümkün değil. Belki zamanla, yavaş yavaş. Ben hala ne anlatıyorum ya? Yenge, benim şu an senin yüzüne bakacak halim yok. Kusura bakma. Ömer! Ömer! Ne oldu oğlum, gitmedin mi? Gidemedim, yengem geldi. Ha. Ne yaptınız? Konuştunuz mu? Anladım. Neyse ya, bir sakin ol, tamam mı? Yani her şey bir teker teker böyle. Belki eve gitmemem bir iyi oldu şimdi, ailesi falan. Bir de o var, doğru. Sinirlediler şimdi bana yani. Türkan teyze falan. Yani. Her şey onların göz önünde cereyan etti. Ne bileyim, Devrin'in yaşadıklarına falan şahit oldular. Kızamazsın ki. Ne kızması, Sinan haklılar. Bak içmemişsin çorbanı. Ah defne ah. Ben bakarım. Abla, Pamir Bey diye biri geldi. İş arkadaşınmış. Ha, geldi mi? Tamam. Geliyorum. İyi akşamlar Pamir Bey. Ya hoş geldiniz, kusura bakmayın, böyle işte derbeder ev hali falan. Derbeder halin mi bu? Efendim? Konuşalım biraz. Tabii. Buyurmaz mısınız? Yok, buyurmayız. İyi böyle. O zaman ben geleyim. Girmedi. Bir gün girer. Öyle geldi bana. Ben bir şeyler hazırladım. Ama tabii şimdi yeni bir model denemek lazım. Ama tabii bana soruyorsanız. Soruyorum. Yapabilecek misin? İşte dediğim gibi çalışıyorum. Aşkım, hah, bunları hemen makineye atarsın değil mi? Ha? Ve böyle sabahta bir ütü en cilyonundan yarın hazır olması lazım ya. Ya tamam tamam, hallederiz. Biraz daha hızlı olabilir miyiz? Bak ben Defne'ye göresim geldi ya. Vallahi çok özledim. Hadi. Ya Allah Allah. Var sende bir şey belli yani. Ya sen sabahtan beri kaynadın durdun Defne de Defne diye. Anlamıyorum ki nedir yani. Gençler. İşte o. Oo, anca diyorsun. Anca. Ya arkadaşlar biraz hızlı ya. Biraz büyük adımlar. Hadi. Of. Defne'yi özlemiş de kendisi. 6 aydır Kanada'da olduğu için yeni geldi ya. İso. Aldın mı hadisleri? Hiç açma o konuyu, bak ayarım zaten. Kızı da gelme bunalımda. Yani fısıldaşıyorsunuz be. Yok canım. Eba Bilge işte odur. He. Yani Defne, eğer iki şirketi birden idare edemeyeceksen seninle yollarımızı ayırmak zorunda kalacağız. He. O muymuş Eba Bil? Oha. Biliyorum. Ben de işimi kaybetmek istemiyorum tabii. Haksızlık değil mi? Yani. Ama durum şu. Ya bir üstü geçeceksin ya da işinden olacaksın. Üstlük. Ben hiç öyle düşünmemiştim. Öyle düşün. Motivasyon olur. Peki. Bunlar kim? Onlar benim arkadaşlarım işte, Nihan, abim Serdar, İso. İso? İso hangisi? Gömlekli olan. Niye sordunuz? İyi tamam, ben gidiyorum. Benden bir şey istiyor musun? Yok, ben çalışıyorum, tamam. İyi tamam.
Çalış bakalım hadi. Ne haber gençler? Yok artık ya. Siz ne yapıyorsunuz burada? Allah sonumuza hayretsin. İddialı bayağı. Kim ki bu? Yalnız Efso yakışıklıymış ha. Yani şey. Ne? Allah sahibine bağışlasın. Hmm. Manasında. Hadi bakalım. Efendim Pamir. Nedir durum? İyi ortalama. İyi hadi dışarı o zaman. Tamam güzelmiş. Sinan da burada zaten çıkarız birazdan. Yok Ömer. Ben şey yapmayayım gelmemiştim. Gelemiyorum çünkü elim ayağım şey. Siz açık açık şey yapın konuşun. Tamam tamam. Bir dakika. Ne yapıyorsun? Alo. Daha yok mu manyak gitti gelmiyor. Ben çıkarım şimdi. Tamam. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak ülkelerin birinde kuzguni siyah saçlı, yakışıklı mı yakışıklı bir kral yaşarmış. Her zaman doğruluktan, adaletten yana olan bu kralı herkesler pek severmiş. Ama korkarlarmış da. Buz gibiymiş dışı. Ama o duruşun ardında gizlediği kırılgan mı kırılgan, yumuşacık bir kalbi varmış. Genç kız bu kalbe tutulmuş. Bildiğin dut gibi aşık olmuş. Ama ne aşk. Aklı başından gitmiş kızım. Kralı her gördüğünde dizlerinin bağı çözülüyormuş. Bilgi sevmeye, bakmaya bile bazen cesaret edemiyormuş. Kız kralı o kadar çok sevmiş ki, o kadar çok sevmiş. Birlikte savrulup gitmişler. Hem sevmişler hem de yaralanmışlar. Ve bir gün kral çok uzaklara gitmiş. Kızcağız ne yapsın? Yanmış, kavrulmuş. Ne hayat kalmış ne de neşe. Vazgeçmiş kendinden. Hep bir yanı kırık, hep bir yanı aksak bırakmış yaşamayı. Ta ki kral tahtına geri dönene kadar. Evet, bir gün kral tüm ihtişamıyla eskisinden daha da güçlü olarak geri dönmüş. Kıza ben geldim, sana geldim demiş. Ama kız korkmuş. Kaçmış kraldan. Yeniden yanıp kavrulmaktan korkmuş. Hala deli gibi seviyormuş. Seviyormuş ama kimselere de söyleyemiyormuş. Aksine herkese tamam geçti iyiyim diyormuş. Ama aslında hiç geçmemiş. Kralı her gördüğünde dizleri titriyormuş. Ona her yaklaştığında aklı başından gidiyormuş genç kız. Ama sadece kendisi biliyormuş bunu. Hiçbir zaman geçmeyecek. Ama bir yandan da deli gibi kraldan kaçıyormuş. Neden şimdi? Oyalanıyorum ya. Beni biliyorsun. Öyle çok uzun uzadıya duramıyorum zaten hiçbir yerde. Bir de bir altın vardı Londra'da. Kafayı fena taktı bana. Baktım zorlamaya başladı. Hop. Hava değişmiş artı oldu tabii. Kaçaklar da bu hafta. Fanatiğine bak. İyi ama şimdi. Güzeliz, eğleniyoruz.
Choose life. Her zamanki gibi ha? Aynen. Ben serinliğe giderim. Öyle çok sıkıntıya gelemem biliyorsun. Bilmez miyim canım? Ortalık karışsın sonra uzayalım. Hatırlatmış. Ben gece gece sonra adam kovalattım bize. Ben aslan gibi dövüştüm. Sinan? Kaçtı. Abi yapmayalım, başımıza bela alacağız. Pamir, Ömer. Bir de bunun kafası iyi oldu ya. Abi konuşarak halledebiliriz. Niye polis çağırmıyoruz falan? Eğlendik işte ya. Ne yaptık? Eğlendik tabii. Acayip eğlendik. Bak hala burada dört dikiş var. Nasıl eğlence? Benim de bacak yarıldı, daha fena. Bir de yanlış adamlarmış ya. Boşuna dövdük. Seni sormak lazım. Evlilik iptali, Roma falan. Ne iş? Tren kazası. Öyle diyelim. Eyvallah. Bir tane daha versene. Ne şimdi bu? Böyle bütünleme gibi bir şey mi? Ay sus kızım ya, zaten gerim gerindim. Şimdi bir de git böyle Ömer'in karşısında sunum yap. Ay yok, ben yapamayacağım. Yapamayacağım ben. Ben istifamı vereyim oturayım. Hayat niye bu kadar zor ya? Hayret bir şey gerçekten. Başlayacağım şimdi daha hayata. Kızım ne oluyor sana ya? Bir sakin ol. Attı gene seni asfalyalara. Kızım ben onu her gördüğümde zaten elim ayağıma dolanıyor. Şimdi gideceğim bir de karşısına böyle çizik mi alıyorum? Olacak şey mi? Değil mi? Hasta oluyorsun değil mi adama? Kız sen de haklısın, adam da hasta olunmayacak gibi değil ki. Yani ben onu mu diyorum? Onu diyorsun. Ne diyorsun? Allah Allah, onu diyorsun tabii. Ya kızım şöyle düşün. Ya ben basit bir üçüncü lig topçusuyum. Yani şirkete gidiyorum. Hı. Şampiyonlar Ligi. Duymayayım. Bir güven kendine ya. Üçüncü lig topçusu falan değilsin sen. Tamam mı? Messi'sin sen. Sen yaparsın ya. Sen müdürsün. He müdür. Ay konuşamam ben ya. Böyle leblebi tozuyormuş gibi böyle kalırım ben. Ya heyecanlanırım, yapamam. Tamam. Prova yapalım. Tamam mı? Sen şimdi bana sun. Sana tabii ki sunarım ya. Sen Ömer misin? He. Doğru. Tamam. Beni Ömer farz et. Ömermişim gibi yapalım. Tamam mı? Taklitte bu seviyede miyiz? Hiç mi olmadı ya? Hiç olmadı bence. Hiç girme o toplara yani. Bayağı bildiğin prestij kaybı. Hadi ya. Neyse tamam, bak şimdi bir açık açık konuşalım. Şimdi sen ne hissediyorsun? Yani Ömer'i görünce falan nasıl davranıyorsun? Ya böyle hiçbir şey olmamış gibi mi yapıyorsun? Şimdi böyle geri zekalı gibi küsçülük oyunu oynuyorum. İşte o konuşuyor, ben susuyorum. İşim var benim, tutma beni. Tamam gülmedim, gülmedim. Kız koşma. Defne. Kız. Defne Hanım, tedarikçiyle görüştüm. Evet. Geri dönüşüme uygun paketlemelerle ilgili birkaç model gösterdiler. Mailinizde. Tamam, teşekkür ederim. Aslında bakacağım mailime. Defne Hanım, istediğiniz raporlar geldi. Çıksın aldım, masanıza bıraktım. Niye bu kadar gecikmişler? Bilmiyorum, yoğunlar herhalde. Allah Allah, bahane mi canım bu? Sonuçta yani bizim de yoğunluğumuz var ama işlerimizi aksatmıyoruz. Görüşelim, lütfen bizim işlerimizi aksatmasınlar. Tamam, hallediyorum onu. Tamam, bana da haber verirsin. Tabii. Hazır mısın? Eğer toplantıda onay alırsan benimle de çalışacaksın da. Böyle hiç konuşmayarak çalışacağız yani. İlginç. Cevap yok. Anladım. Ben dün akşam size gelecektim. Konuşmak için. Ama belki Serdarlar hala kızgındır, sen de müşkül duruma düşme diye vazgeçtim. Belki burada konuşuruz. Konuşmayız. Anladım. Kararlısın yani. Peki. Ben buraya numaramı yazıyorum. Ne bileyim, belki konuşmak istersin. Ararsın o zaman. Çünkü ben istiyorum da.
Hayatında biri var mı? Evlilik, nişan. Tabii. Aheste aheste. Nasıl Sulu? Bayağı ishal mi? Atıştıracak bir şeyler getireceklerdi, ben kahvaltı yapmadım. Sabah normal kahvaltılı yaptı aslında. Ayaklarını mı üşüttü acaba? Kaç kere çıktı tuvalete? İkiden fazlaysa kötü. Sen de aç mısın? Açsan bir şeyler getirdim. Değilim, değilim. Tamam. Ateş var mı? Peki kusma? Oh, iyi bari. Tamam. Bol bol su içsin. Ya biliyorum bildiğinizi. Ben söyleyeyim de yine içim rahat etsin. Limonata getirdiler mi aşağıdan? Tamam, siz bana haber verin. Tekrar tuvalete çıkarsa da kakasının fotoğrafını çekin atın bana, tamam? Öf. Tamam. Günaydın. Stil vagonu. Bakın önden söyleyeyim. Bize %100 yaramazsa biz yokuz. Kurul düzenimizi neden bozalım canım? Ben o kata kira ödüyorum. Merak etmeyin. Bu halde ödemeyeceksiniz. Öyle mi? Öyle. Kahvaltı nerede kaldı ya? Aytekin. Günaydın. Hadi başlayalım. Defne Hanım nerede? Geldi. Hello. Ay işte ben. Yine ben. Döne ben. Ay gerçek Koray Sargın. The real Koray Sargın. Mavi tik. Sahte hesaplarımdan sakının. Bakın, öyle birbirinize bakışmayın. Duydunuz mu beni? Son pişmanlık fayda etmez. Ay ben artık stil vagonluyum. Ay senior iplikçi dönemi bitti. Artık Sir Madem var. Genç Jude Love, yeni Orlando Bloom. Genç kızların rüyası. Gün artan şafak söktüren. Bir bakışıyla muson yağmurlarını getiren serimli serin. Ay dünyadaki bütün harikalardan daha harika bir insandır kendisi. Koray, tamam. Bağırmana, bağıramazsın. Çirkin ve gereksiz bir insan olmanın acısını benden çıkaramazsın. Duydun beni? Hayatım, Sir Maden gibi popüler olma ihtimalin zaten yok. Ay kaderine boyun eğ tatlım. İyi, minnoş kepçe senin. Pamir, hı? Emin misin abi? Sus! Ekmeğimi oynayamazsın sen benim. Duydun mu? Ay sen nereye bu kadar kötü kalpli bir adam oldun ha? Ay söyle bana. Ay, iyi ki var ya sizinle çalışmıyorum. İyi ki çalışmıyorum. Çok mutluyum. Ay iyi ki Pamir var. Değil mi hayatım? Adeta bir çiçek bahçesi gibidir kalbim. Allah'ım çok şanslıyım çok. Vallahi hep bunlar karma. Hep bütün yaptığım iyilikler birer birer sonuç veriyor bana. Tamam, tablet tamam. Dosya bu, okey. Biri. Bu da tamam. Tamam. Not defterim, telefon, her şey tamam. Her şey tamam. Ay bir eksik yok değil mi? Bir şey unutmadım inşallah ya. Bir şey unutuyor muyum acaba? Defne. Hazır mısın? Kader Hanım. Aytekin, sana buradan bir uçarım. Kaderin değişir vallahi. Ne geliyorsun ya? Hayır, önemli bir toplantı bu. O açıdan diyorum. Geciktin de şimdiden eksi desin. İşin zor. Tespit yaptı Balkabağ. Çekil şuradan. Seda Hanım böyle şeylere tahammülü yok biliyorsun. İş aksarsa bizi de aksatır kendisi. Üf, bir çekil dedim Allah Allah. Allah Allah dedim yine. Her şey tamam değil mi şu an? O ne ya? Odayı ele geçirmiş o. Söyleyelim de döksünler onu. Niye dökmemişler ki onu? Hayır. Hayır dur dökmesinler. Ya ağzına kadar dolmuş o. İyi bilmiyorum. Ben şimdi çıkıyorum. Çıkmak zorundayım. Ama dökmesinler tamam mı? Beni beklesinler. Beklesinler. Dökmesinler beni beklesinler tamam mı? Beni beklesinler. Ya da döksünler ya aman of.
Kusura bakmayın, geç kaldım. Evet Defne, seni dinliyoruz. Tabii. Şimdi başlıyorum. Defne. Efendim? Hazırsın değil mi? Tabii tabii. Şimdi yani. Bak eğer yani hazır değilsen öğleden sonra da alabiliriz. Yok. Aa, trak yerde kıza. Ay gelmesin mi? Dramalara koş, olaylara yıkıl, bombelere gel. Dev magazin, dev. Koray. Bu hep böyle gürültülü mü ya? Bu daha iyi hali. Tamamdır. Bence bu iş olmaz. Yeni bir lojistik müdür bakalım. Ömer Bey dursaydık ya. Yeterince durduk bence değil mi? Yani zorlanıyordum. Olmuyorsa olmuyor. Bal gibi de olur. Oluyor. Buyurun oturun yerinize. Hemen başlıyorum. Şöyle buyurun Seda Hanım. Pamir Bey. Sinan Bey. Şunu Ömer Bey'e uzatır mısınız? Şimdi... Öncelikli olarak yüklemeyi koordine etmemiz gerekiyor. Yani lojistiği ikiye ayırdığımızı düşünün. İki tarafında çalışanları ayrı olmalı ki şifler karışmasın. Aynı şekilde sevkiyatta da bunu yapmamız gerekiyor. Bütün irsaliyeler ayrı ayrı, pasyonist ve stil vagonu olarak düzenlenecek. Böylelikle yüklemede hiçbir sıkıntı olmayacak. Elinizdeki dosyalarda zaten gördüğünüz gibi tek tek şemaları ayırdım. Burada lojistiği nasıl ayıracağımız gerekiyor. Yani ben şimdilik bir sorun öngörmüyorum. Zaten bir sorun olursa da ben hallederim. Ay çok sıkıldım ben senden. Masanın başına geçmiş bir de heveslisi gibi anlatıp duruyor. Ay hep teknik konular. Vallahi bunu aldım ben burada. Bence harika. Bence de. Tebrikler Defne. Bravo. Tamamdır. Bu iş sende. Tamamdır. Ben tasarım toplantısına gidiyorum. Sinan burası sende. O zaman madem öyle tamam mıdır? Tamamdır. Aferin sana. İyi iş çıkardın. Bana güvendiğiniz için teşekkür ederim. İstemen gerekiyordu sadece. Demek ki yeterince istiyormuşsun. Ha. Bu arada bu da ödülün. Teşekkür ederim. Bu arada pasyonisten ekstra kazanacaksın. Gün içerisinde gidip detayları konuş bence. Tamam. Ayşegül. Ya sen nasıl bu kadar tatlış bir insan oluyorsun ya? Bak böyle bir telefonla hemen koştum geldin ya. Vallahi bravo. Ya mesela ben deniyorum. Ama böyle biri benden bir şey rica edince bana bir hayır demek geliyor. Vallahi. Aman canım aşk olsun. Nasıl gidiyor? Oo iyi iyi. Süper. Yalnız Nihan. Bizim temiz tabaklarımız azaldı ha, haberin olsun. Aşkım Ello. Farkındaysan şu an otelde 4 elimiz var. Ona da sen koş ya. Ben koşayım. Evet. Her şeye Serdar koşsun ya. Her şeye Serdar koşsun. Tabakları da o alsın. Oo. Dolmaları da Serdar doldursun. Tamam. İso ne haber? Allah.
Ne oluyor burada ya? Ya hiç sormayın Soya. Çekirge sürüsü gibi doluştular ha. Bir de üstüne kiloluk sipariş aldık. Allah'tan Ayşegül geldi de. Nihan, gelir misin hayatım? Nihanlar öpsün seni inşallah. İso, sen şuradan devam et hadi. Ya kızım ben ne anlarım bundan? Oğlum Ayşegül gösterir ya, zamana karşı yarışıyoruz. Hadi çabuk. Ya. Hadi, hadi. Allah'ım ya. Yani nasıl olacak bilemedim ki. Kolay aslında. Dolduruyoruz ama çok doldurmuyoruz. Çok bastırmıyoruz da. Öyle gevşek gevşek yani. Hı-hı. Bir deneyelim bakalım. Elime de ne yakışmadı yalnız ya. Vallahi billahi ya. Şöyle. O biraz çok olmadı mı? Kime göre canım? Ben mesela böyle içi çok olsun isterim. Böyle üstten üstten taşsın. Yok pişmez sonra, o yüzden diyorum. Ha. Tabii. Vardır tabii bildiğiniz. Bu arada reçel efsaneydi. Gerçekten mi? Beğendiyseniz. Bitti bile ya. Hadi canım. Tabii canım. Defo söyledi ya size. Bayılır diye. Mavra değil yani. Afiyet olsun. Var devamı. İyiyim. İyi madem. Bayılırız devamı olan şeylere. Siz inat edeceksiniz galiba. Yine çok oldu. Ya bir tutturamadık. Normal ama yani. Ben şöyle göstereyim. Gerçekten mi? Ne gerçekten mi? Arabanızı benim yerime park etmişsiniz. Koskoca otopark da benim yerime. Sizin yeriniz. Ne zamandan beri? Siz gelip burayı işgal edene kadar öyleydi. Bu kadar artık gerçekten çok fazla. Hatta ayıp, hadsizlik. İnanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Bir kadının bu kadar kaba olabileceğine gerçekten inanamıyorum. Bunu söylemenin bin bir türlü yolu var ama yok, siz illa saldıracaksınız. Çok güzel. Saldırmak? Siz buna saldırmak mı diyorsunuz? Elinde çiçeklerle gelmediğine göre krizden besleniyorsun. Tamam mı? İlla bağırman çağırman yükselmen gerekiyor. Karşındakinin kim olduğu umurunda değil. İlla kırıp dökeceksin, dağıtacaksın. Bravo. Gerçekten bravo. Al işte tipik. Zayıf sezgiler yetersiz bu hakeme. Hemen bir karara vardın değil mi? Hemen bir fikir sahibi oldun. Önce bir anlayayım tanımaya çalışayım yok. Ben sizin gibileri çok iyi tanıyorum. Ne yazık ki. Sizin için her yer savaş alanı, her şey kazanmak. Kazanmak için dünyayı yakmaya hazırdır sizin gibiler. Yumuşak başlı olmayı iyi sayar sizin gibiler. Özel hayatınız bile yoktur. Aile kurmak, anne olmak. İş hayatınızda ne kadar becerikliyseniz bu konuda da o kadar beceriksizsiniz işte. Yanına bile yaklaşamazsınız. Ben biraz ileri gittim sanırım. Haksızlık ediyorsun. Sanmıyorum. Ama yine de özür dilerim. Evlenemedi, kurdu kaldı demiştik. Sen tasarımcılığı niye bıraktın? Orada da gayet iyiydin. Yani Derya'cığım,
bir insanın bir işi yapabilmesi için sadece yetenek yetmiyor. Karakterinin de biraz ona uygun olması gerek. Ben öyle tasarımcı gibi yaşamak istemedim yani. Başkasına benzemek istemedim. Kendim olmak istedim. Anlamadım. Anlama, boş ver. Sinan Bey odasında mı? Yok. Ama Ömer Bey var. Son durumunuz nedir? Neler kaçırdım? Deryacığım, her şeyi bu kadar merak etme sen mesela. Geçti bitti işte, geçmiş. Ne zaman gelecek Sinan Bey? Gelmeyebilir. Dışarıda işleri var onun. E madem bitmiş gitmiş, geçmiş meçmiş. Ömer Bey'le konuş bak, odası şurada. Ne o? Gidemez misin? Ay görürsen için mi gider? Ay hala seviyor musun? Ha? Ne alakası var Derya ya? Allah Allah, gidiyorum şimdi. İyi. Git o zaman. Gel. Gelebilir miyim? Gel, hoş geldin. Buraya kadar geldiğine göre artık küslük bitti herhalde. Ben maaş düzenlemesiyle ilgili olarak yani Komir Bey'le de görüştük az önce. Yani onunla ilgili. İnsan papatyadan bile güzel olabilir mi? Evet, dinliyorum. Hı? Neden bıraktın tasarımı? Ben şimdi pasyonistin de lojistik müdürü olacağım için... ...stil vagonundan aldığım maaşı sizden de talep ediyorum. Defne. Defne Hanım. Tamam, anlaştık. Oradan aldığınız ücretin aynısını biz de ödemeye taahhüt ediyoruz. Hizmetleriniz için şimdiden teşekkürler. Rica ederiz. Odamdayım, size dair numaramı bilirler. Özür dilerim. Benim hatamdı. Sana o kadar kızmamalıydım. Çok mu dik davrandım? Söyleyemeyecek, açıklayamayacak hale mi getirdim seni? Neden en başta söylemedin? Neden o kadar bekledin? Aramızdaki o şey... aşk... ahenk... ruh birliği. Belki de hepsi. Kaybetmeye değmezdi. Defne. Defne. Defne Hanım dedim.
sakın ağlama. Sakın. Tamam, sakin. Sakin. Ağlamayacağım, geçti. Geçti. Ağlamayacağım. İyi misin? Bir şey oldu galiba. Yok. Bir şey olmadı. Şu an bir şey yok herhalde. Gönül meselesi mi? Gibi bir şey. Sevgilin. Yok. Yok, öyle değil yani. Eski bir hikaye. Eski sevgilin o zaman? Ayrılmak istemediğim ama terk edildiğim. Şimdi? Şimdi? Nasıl yani şimdi? Şimdi niye ağlıyorsun o zaman? Madem hikaye eski, gözyaşı neden yeni? Ağlanacak bir şey yok yani. Dediğim gibi. Tortular. Ve şimdi akıyor ha? Aman işte bitmiş bir şey yani. Çoktan bitmiş bir şey dedim ya yani. Eski. Bitti. Çok eski. Diyorsun. Peki şimdi durum ne? Durum şu. Albert'in kayıp. Albert'in kayıp ha? Sevdim ben bunu. İyi, madem yakalanan zamana geçelim. Ya ben sana Albert'in mi desem bundan sonra acaba? Yakıştı. Gerçi romandaki kadın kesin senden daha güzeldir. Bir de böyle sağa sola kaçıp ağlamıyordur da. Ya, ben de zaten artık ağlamayacağım bundan sonra. Söz mü? Söz. Kadınların ağlaması çok sinirlendiriyor beni. Çünkü kesin o kadını üzmüş bir dangalak vardır ortalıkta. İyi. Akşam bir davete gideceğim ben de. Yardımına ihtiyacım var. Ha yok, ben gelemem. Aa, ben onu istemedim ki senden. Ha pardon, ben yanlış anladım. Biraz paslanmışım da. Beni çalıştırsana. Ne konuda? Dövüş. Dans mı? Dans. Tango. Sen biliyorsundur tango. Tam sende tango havası var. Yani öyle bir yapmışlığım var. Evet, tango birazcık. Bilirim. Nirman Hanım, bir şeyler yeseydiniz. Hayır. Acıkarak ölmek istiyorum. Ama yapmayın böyle. Ne olur. Bakın, yemeden olur mu hiç? Tamam. Getir. Yiyerek ölmek istiyorum. Ha. Yok. Öyle de olma. Ya Nirman Hanım, siz beni korkutuyorsunuz. Ben size rize ne yapayım mı? Rize ne? İstemiyorum. Necmi istiyorum. İyi tamam ama Necmi Bey... Ay biliyorum. Amerika'da. Ay Mine. Ay ne kötüsün. Yarama tuz basmak için söylüyorsun. E madem o kadar özlediniz, siz gidin Neriman Hanım. O gelsin. Ben size Kırış Bey'i arayayım mı? Kırış gelsin mi? Necmi'yi istiyorum. Tamam. Necmi Bey'i arayayım. Ben Necmi Bey'i arıyorum. Necmi gelsin. Gelsin Necmi. Necmi. Necmi'yi istiyorum ben. Necmi. Necmi gelsin. Neriman. Ben geldim. Ay Necmi. Çok özledim. Neriman. Özledim. Tamam Neriman, sakin. Neriman sakin ol. Tamam tamam. Tövbe bismillah. Kadının psikolojik güçleri var. Ermiş midir nedir? Neden geleceğini haber vermedin? Niye seni bekleme zevkinden beni mahrum bıraktın? Ne güzel, böyle saatleri sayardım. Neyle geldin? Kim getirdi seni? Neriman biraz sakin ol, biraz yavaş yavaş sor. Yakalayamıyorum, yetişemiyorum sana. Neyle geleceğim? Taksiyle geldim tabii. Hoş geldiniz Necmi Bey. Hoş bulduk Mine. Gel Necmi, gel. Neriman biraz yavaş. Ay Necmi, öyle doğru bir zamanda geldin ki çok kötüyüm. Otur.
otur dertleşeli. Neriman dur bir elimi yüzümü yıkayayım. Kıtalar arası uçtum. Ay canım açıkta uçmadın ya kirlenesi. Ya anlatacaklarım var. Ömer dönmüş. Ne? Ömer mi geldi? Ciddi misin sen? Ay gördüm. Konuştum. Gelmiş cancağız. Nasıl peki iyi mi? Ay görme. Ay bir daha bir büyümüş. Böyle daha bir yakışıklı olmuş. Yüzü oturmuş sanki. Ama... Ama ne? Ay affetmiyor bizi. Hala çok kızgın. Tabii. Hak ettik biz bunu Neriman. Koskoca bir yıl çaldık hayatından. Kolay mı? O da dayanamadı bu acıya. Nasıl bir acıysa çekti gitti. Biz de çok üzülmedik mi ha? Deli gibi pişman olmadık mı? Özlemedik mi biz onu? Ay o bizim yeğenimiz bir tanecik. Yeğenimiz ondan başka kimimiz var Necmi? Bunu en başında düşünecektin Neriman. O hatayı yapmadan önce. Şimdi efendi gibi oturup bizi affetmesini bekleyeceğiz. Affeder mi ha? Ya bir daha hiç görüşmezse bizle? Affeder. Ömer yüce gönüllü bir çocuktur. Ama beklememiz lazım. Sabretmemiz lazım. Zaten elimizden de başka bir şey gelmez. Börek isteyen? Aa, kralsın kız. Vallahi. Çay da demlendi mis gibi içeriz şimdi ha. İçeriz tabii yavrum. Ellerine sağlık yavrum. Çok afiyet teşekkür olsun. Ederiz. Nasılsın Sadri Usta? Sağ ol bildiğin gibi yavrum. İdare ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ne yaptın? Sakinledin mi ortalık? Arzu olmama var ya çok pis yorulduk. Sadri Usta ben börekte bir dünya markasıyım. Alo. Ah koy bakalım. İso ya. Oğlum sabaha kadar gözüme uyku girmedi ya. Ne yer olmuş öyle? Sen tut geri gel. Bir... Nihan ustam görüyor seni şu an. Hayırdır ne oldu? Ömer yurda dönmüş dostlar. Öyle mi? Ay çok sevindi. Ya tekrar pasyonistin başına geçmiş. Gerçi kendisi hala stalklanamayacak kadar gizli bir insan. Ama ben bir fotoğrafını buldum bunun. Böyle saç sakal falan yapmış. Yanık ten falan. Üf! Nihan! Aman tamam. Sadri Usta. Biz artık Ömer'i sevmiyoruz. Grup kararı. Yani kusura bakmıyorsun değil mi? Gerçi ben kararsızlardanım ama bunlar bana baskı yapıyor. Ne demek kararsızım ya? Balık hafızalı mısın kızım sen? Defne'nin ne hale düştüğünü görmedin mi ya? Hepimiz görmedik mi Nihan? Canlı cenaze gibi gezdi aylarca. Lan sokağa çıksın, insana dönsün diye elinden tutup gezdirmedik mi ya? 45 kilo düştü be kız. Türkan teyzem böyle eliyle blok meyesin diye besliyordu. Öyle görmek de varmış defoyu. Ya tamam. Kızma. Ama adamda iyi insan enerjisi var. Ben ne yapayım? Nihan, hadi al yüreğini. Hadi. Al. Hadi kalk git. Kalbini kırdırtma bana. Sonra sütüm kesildi diye ağlarsın. Ama İso bak benim sütüm şu an... Hadi canım. Hayvan terli yemezler hadi. Aman iyi be. Gidiyorum. Çok ararsın ama sen beni. Şurada olsaydı da iki gıybet etseydik diye. Hiç. Sadri Usta. Ah bunlar senin. Buna verme. Hak etmiyor. Huysuz. Ya ustam. Biliyorum Ömer senin canın. Ama bu konuda aynı... Hiç önemli değil ya. Hiç önemli değil. Dost olmak için illa her konuda... Yani aynı fikirde olmamız gerekmiyor ki. Sen beni tanıyorsun, ben seni tanıyorum. Sen bana yalan söyleme. Benden de Ömer'i sevmediğimi söylememi bekleme. Tolerans diyorsun. Yani tolerans pek doğru bir kelime değil gibi. Tolerans olması için ortada bir kusur, bir kabahatin olması gerekiyor. Yani demek istediğim karşılıklı fikirlerimize saygı duyuyor. Eyvallah usta. Thank you.
Defne buradaymış. Gerçi çok bir magazin değeri yok. Siz çoktan görmüşsünüzdür de. Yani ya keşke ben de böyle eski sevgilimle karşılaşıp ona ne kadar yürüdüğümü gösterebilsem. Bakmayın yani yine de şanslı kız. Konuştuk biraz. Tasarımcılığı neden bıraktığını sordum. Sonuç olarak işinde gayet iyiydi. Nedenmiş? Ha, şey, karakterime uymuyor dedi. Tasarımcı hayatı yaşamak istemiyormuş. Kendi olmak istiyormuş. Ma, boş laf. Siz ne güzel yaşıyorsunuz vallahi ben isterdim. Ben ne yapayım şimdi? Sohbete devam mı edeyim? Gideyim mi? Sence? Yani bana kalsa... Hadi Derya, hadi. Gideyim ben. İşte dediğim gibi Koray Sargın bir ikondur. O bir efsanedir. İyi geldiğine çirkin ağızlı. Ay Koray Bey, siz de mi geldiniz? Ay resmen ekip yeniden toplandı. Yavaş gel hayatım. Ben bir kere dönmedim buraya. Nasıl dönmediniz? İstemediler mi sizi Koray Bey? Haddini bil. Yumurta kokulu Zübeyir seni. Tatlım, ben bir kere istemedim geri dönmek. Ay yalvardılar, yakardılar. Hele Ömüş sabah sabah kapıma falan dayandı böyle. Sinoş desen geceleri telefona doyamadı. Telefon sapığım oldu resmen. Yok dedim yok. O defter kapandı. Ay bir kere eğer ben gittiysem bir daha asla geri gelmem. Bu ülkede kolay değil Koray Saygın tekrar kazanmak. Oh, hislerimi de böyle devretmişim. Ay bunları ağladılar, yakardılar. Gözleri falan doğdu, bildiğin şişti falan böyle. Ha, ay, ay çocuklar her yerden beni istiyorlar. Ay Koray'cığım işte gel dergi çekimine. İşte beraber çalışalım Koray'cığım. Ay şöyle, ha, ay böyle falan. Ay keşke böyle Zübeyir gibi çirkin ve etkisiz bir insan olsaydım da mercimek çorbasıyla yetinebilseydim. Belki hayat daha kolay olurdu. Aşk olsun Koray Bey, o ne demek ya? Ay çocuklar görüyorsunuz değil mi? Çirme bile etkisiz bunun. Ay biri var ya bana böyle bir şey söyleyecek. Yeri göğü inletirim. Ay her şeyim benim sükse, her hareketim olay. Benim bir sorum var yalnız Koray Bey. Tatlım, soru cevap kısmına daha geçmedik de hadi sen yine de sor. Siz madem stil vagonundaydınız, buraya niye geldiniz? Ben bunu anlamadım. Tatlım anlayamazsın. Çünkü sen de Zübeyir gibi etkisiz ve çirkin bir insansın. Benim gibi kıymetli insanlar her daim konum bildirmek zorundadır. Çünkü biz starların böyle her daim aranırız, merak ediliriz falan filan. Ben de sizi o yüzden buraya güncellemeye geldim. Yeni işinizde başarılar madem size. Tatlım, hiç ihtiyacım yok. O dediğinden zaten bende var. Ay sizden ben çok sıkıldım. Kıskançlıklarınızı, hasetlerinizi stil vagonuna iletirsiniz. Ay hadi herkes işinin başına. Çirkin ödemsiz insanlar. Hadi dağılın. Çıkayım Koray Bey. Ay, çirkin seni. Allah Haldun Beylerle şahane bir anlaşma imzaladık ha. Artık nasıl etkilediysen adamı. Ha yalnız bizim böyle eski performansımızı kazanmamız için çok çalışmamız gerekecek. Yani piyasa bayağı değişmiş. Hallederiz. Aslında var ya kışa şöyle ne bileyim çarpıcı bir çıkış yapsak şöyle en iddialısından. Yaparız yaparız merak etme. Ömer. Hı. Nerede aklın yine? Dinlemiyorsun. Sinan. Sen lojistiği bırak kardeşim. Niye ki ya ben gayet... Ha. Sen bakacaksın. Aynen öyle. Artık ben de. Ben yapacağım. Allah Allah. Allah Allah. Hadi bakalım. Ne yaptınız? Konuştunuz mu Defne ile? İnat ediyor şimdilik. Yani açık açık konuşmayı ikna edeceğim de. Bir kere şeyi öğrenmem lazım. Hayatında biri var mı? Sen ne diyorsun? Niye benim işim demem gerekiyor anlamadım. Niye bir şey diyorum ben ya? Bilmiyorum abi ben. Bana sormayın böyle şeyleri ya Allah Allah. Bilmek istemem ben. Ombudsman mıyım neyim ben ya Allah Allah. Sormayın bana. Sinan sen gerildin mi biraz? Hayır gergin falan değil. Niye gerileceğim ya? Seda Hanım mı geriyor seni? Ya ne bak, o kadına zaten bir sinir oluyorum. Tamam böyle her lafı böyle ofensif, her lafı ne bir kavga falan. Yani sürekli üste çıkmalar falan yani yok abi ben kuruluyorum yani ciddi ciddi kuruluyorum kadına. Sinan. Ne? Tamam söyleyeceksin belli söyle. Kadının adı Seda. Seda Berensel. Yani Yasemin değil anladın? Acını ondan çıkarma.
Şimdi şöyle. Elimiz dik durduk. Hı. Şimdi. Yok. Öyle değil. Yani önce benim adım atmam lazım, sonra sizin atmanız lazım. Tamam. Bu işte. Bence yanlış yapıyoruz. Tamam, nasıl olduğunu sen söyle, göster bana. Ama yani siz böyle kütük gibi dursanız ben nasıl şey yapacağım ya? Kütük gibi. Kütük mü dedim? Kütük mü dedim? Ama sen bildiğin dümdüz kütük dedin bana. Ay ben onu öyle demek istemedim ya. Ondan şey yapmadım ben. Şimdi siz böyle öyle hareketsiz durunca ondan şey yaptım. Mahcup oldum. Vallahi telafi isterim. Telafi? Benimle gel. Nereye? Davete. Hı hı. Şimdi olmaz ki böyle ben tek başıma kütük gibi. Aa yok. Kütük değil yani, ona sap derler. Sap? Hı hı. Bir de sap olduk şimdi. Sen dümdüz gidiyorsun bana. Ay yok. Düzeltmek için söyledim ben. Yani ondan şey oldu. Ya ben bugün niye böyle ayarsız oldum? Vallahi hiç öyle demek istemedim. Kusura bakmayın. Bakıyorum ama. Bir dakika ya. Siz bayağı bayağı dans ediyorsunuz. Bilmiyorum demedim ki. Hatırlamam lazım dedim. Ama bayağı su gibi gidiyor yani. Bir arkadaş sağ olsun. Albert'in adında. Benim. Sağ olun. Yalnız kilo vermişsiniz, yakışmış. Ha, verdim biraz. Tabii. Aşk acısı. Adamı eritir yani, hiçbir şeye benzemez. Aman. Evlerden ırak. Ay şey, kantarın topuzu kaçtı yine. Pardon, ben gideyim. Ömer. Ne? Anlaşmayı imzaladım. Lojistik organizasyon için sen mi konuşacaksın Defne ile? Ben konuşacağım. Nasıl yani? Siz böyle baya baya kendiniz kana mı yapıyorsunuz hobi olarak? Sever misin? Bilmem. Öyle küçükken bir kere binmiştim. Ama siz herhalde sık sık biniyorsunuzdur. Denizi severim ben. Balık tutmayı falan. Hadi canım. Ne? Ne bileyim. Hiç öyle biri gibi durmuyorsunuz. Aa, çok iyi balık tutarım. Çok da güzel yaparım. Levrek mesela. Ay bayılırım. O da sana bayılır. Efendim? Levrek de diyorum. Defne yaprağı. Çok güzel flört eder. o zaman daha fazlasını vaat ediyorum ben. Nasıl? Güldüm biraz önce. Eğer davete gelirsen daha çok eğleneceğiz. Tabii ben daha güzel bir kadınla gitmek isterdim ama kısmet. Kesinlikle. Geliyor musun? Bilmem yani. Biraz oyalandım falan. Akşam geç çıkacaktım. İşlerim de birikti. Bahane, bahane, bahane. Yo, vallahi bahane değil. Gelirdim yani de. Gel o zaman. Ömer Bey. Sipariş listesini onaylamanız gerekiyor. Üretimi göndereceğiz de. Oo, halletmedik bu işi. Vaktiniz var mı? İmzanızı alayalım. Ver, ver. Anlaştık o zaman. Buradan ofisten geçeriz, sen ona göre yaparsın hazırlığını. Olur. Merhaba. Lojistiğe baktım, yoktunuz. Burada olduğunu söylediler de. Miso ile anlaştık. Öyle mi? Tebrik ederim. Haldun Bey de sizde yani. Güzel.
Şu koordinasyonu da bir konuşalım. Bir an önce halletmemiz lazım. Siz mi ilgileneceksiniz? Evet, yani bir sakıncası yoksa. Yok, ne sakıncası olsun. Yani benim için fark etmez. Buyurun. Buyurun. Takvim hazırladım. Yani tabii size de uygunsa hiçbir aksaklık olmadan her iki şirkete de hizmet verebiliyoruz. Bana benzemek istemedin demek. O yüzden bıraktın tasarımı. Malzemelerimiz İtalya'dan gelip direkt üretime gidiyor. Yani buraya ayakkabıların giriş çıkışı arasında çok kısa bir süre oluyor genelde. O noktada çok dinamik olmamız lazım. Ayrıca derinin kalitesi, işleme malzemesi açısından ayakkabıların da nerede durduğu çok önemli. Kendi tarafımıza ekstra nem alıcı donanım yaptıracağız. Binanın tesisatı kaldırır mı? Bir bakmak lazım. Bina çok eski. Eski? Eski iyidir bazen. Güçlendiririz yani. Problem değil. Şu alanda bir tadilat yapabilirsiniz. Tabii stil vagonun işini de aksatmadan. En fazla 4 gün içinde halletmeniz lazım. Bence şu tarih. İyi bence. Tarihler sizin için uygun mu? Defne. Merak ediyorum. Cidden. 1 sene. Hiç haber alamadık birbirimizden. Gerçekten merak etmedin mi? Ne yapıyorum? Neredeyim? Kiminleyim? Hala senle miyim? Ben ettim. Hem de her gün. Ne yapıyorsun? Kimler var yanında? Ne yiyorsun? Ne içiyorsun? Ne hissediyorsun? Vaz mı geçtin? Bitti mi yani her şey? Belki de bitmemiştir. Yarım kalmıştır. Mesela yaşanmamışlar, daha doğrusu yaşanamamışlar. Bu ara bayağı kafamı kurcalıyor. 1 yıl oldu. Zaman... Zaman hiçbir şey, Defne. Şahane bir an yaşayana kadar. Defne. Seda Hanım koordinasyon tamam mı diye soruyor. Kendisi de bakacakmış da. Tamam gibi. Tamamız değil mi Ömer Bey? Bence değiliz. Daha bir sürü şey konuşmamız lazım. Bence konuşulacak bir şey yok. Aynı şeyleri tekrar tekrar konuşmanın anlamı yok. Zaten konuşmanın nereye gideceği belli. Belli? Gayet tabii. Vay be. Ne kadar net konuşuyorsunuz Defne Hanım. Ben sizin kadar kesin konuşamıyorum. Yok yok, ben eminim. Yani deneyimle sabit. Deneyim? Aynen. Şöyle yapalım. Bir fikir. Akşama bir toplantı koyalım. Öyle konuşursunuz yine. Olmaz mı? Olmaz. Akşam işim var. Akşam işin yok. Programın belli. Özel bir işim var. Özel iş?
Evet. Akşam bir partiye davetliyim. Kiminle? Sizi hiç ilgilendirmez Ömer Bey. Defne, ne partisi, kiminle dedim. Ben de size orası sizi hiç ilgilendirmez dedim Ömer Bey. Şöyle yapalım. Çıkışta otoparkta sizi bekleyeceğim. Bir yemek yiyelim. Şu konuyu artık nihayetlendirmemiz lazım. O konu zaten nihayetlendi. Ben yardımcı olayım. Tabii isterseniz. Yani yardım edip... Vay küçük hanım. Sizi görmek ne kadar güzel. Ne yapıyorsun? Geziyorum. Geziyorsun. Var mı buralarda böyle dedikodular falan, anlatsana. Oha neler neler. Hadi canım. Hı-hı. Bak şimdi ya, çok merak ettim ha. Benimle çay partisi yaparsan yine anlatırım. Çay partisi? Hı-hı. En sevdiğim? İşin var değil mi? Biliyorum büyüklerin hep bir şey oluyor. Sence ben bu teklifi hayır diyecek kadar yaşlı mıyım? Geliyor musun? Tabii ki geliyorum. Çay partisi. Her şey hazır ha? Senin yerin şurası. Vay torpilliyim yine. Birazcık. Nasıl içersin çayını? Ben çok şekerli alayım. Yalnız şeker kalmadı. Mecburen şekersiz. Allah Allah. Benim şekerim burada bir kere. Sen kendin düşün. Al bakalım. Aman. Ben de şuradan bir şeker alayım. Of nasıl tatlı var ya, tam kıvamında, bal bal. Ya kandırıyorsun beni. Yok artık canım, daha neler, niye kandırayım? Ben de alırım. Anneciğim. Anne. Biz de Sinan'la çay partisi yapıyorduk. Sen de gelsene. Ben de sessiz. Meriç'im. Sen bunlardan bir tanesini seçsene. Tamam. Boya sonra bana göster, tamam mı? Hı hı, tamam. Hadi aşkım. Geliyorum ben şimdi. Hı. Değil mi ya? Sen benim gibileri iyi tanırsın. Ben kim? Anne olmak kim? Bizim için her şey savaş. Ancak ezip geçmeyi, kazanmayı düşünürüz. Aile kurmak. Çocuk yapmak. Yanaşmayız bile. Anne, yaptığım resme bakar mısın? Geliyorum tatlım. Bakayım ne yaptın? Ya inanılmaz güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Bir de buraya da başka bir şey çizeyim. Tamam Mine, gerisini biz hallederiz. Çekilebilirsin. Ay olur mu öyle şey? Daha servisi bitirmeden. Olur olur, hadi git sen. Vallahi olmaz. Bunun için para alıyorum ben bir kere. Hayır, içime sinmez. Siner, siner, git sen. Uykularım kaçar Neriman Hanım. Kaçmaz Mine, kaçmaz. Hadi git sen. Ay ama olur şey mi yani? Mine git!
Tatlım, Hulusi babam uğradı. Havadisleri var. Diyor ki, Sude'ye köşkü verdim. O artık hayatını kurtardı diyor. Doğru söylüyor. Görsen sen de gurur duyarsın Sude'yle. Baş editör olur Los Angeles'ta. Yani emrinde çalışan bir sürü insan var. Saçı nasıl saçı? Bana bak, saçımı acı çikolata rengine boyatacağım demişti. Ben de ona dedim ki olmaz ayol, benim su kuşuma yakışır mı koyu renk saç? Ay inşallah sözümü dinlemiştir de kendini madara etmemiştir. Boyamış mı söyle Necmi? Neriman ben ne diyorum sen ne diyorsun? Tamam ben söylüyorum o zaman. Bak şimdi hayatım. Bey babam bundan sonra benim torunum Defne diyor. Yani Ömer'in yerine. Ay, yani hiç de benzemiyorlar ki hayatım. Defne kızıl saçlı bir kere. Neriman, istersen bir topla. Konuyu diyorum bir topla. Tamam, söylüyorum hayatım. Babacığım bütün mirasını Defne'ye bırakıyormuş. Ne? Hı-hı. Ama Defne bilmiyor. Ay Allah bey babama çok uzun ömürler versin. Yani bey babam gidince her şeyimiz Defne'nin olacak. Peki sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ay ne düşüneceğim hayatım? Öyle köşemde oturuyorum. Yani tevekkül halindeyim. Tevekkül? Neriman sen tevekkül etmezsin. Senin mutlaka bir savaş planın vardır. Herhalde. Herhalde yok. Tabii ki yok tatlım. Hayatım ben kim? Plan kim? Savaş ne? Ben kim? Yapma Neriman yapma. Yeme beni. Tanımaz mıyım ben seni? Kaç yıllık kocanım? Ay değil mi? Canım kocişimsin benim. Nasıl da özlemişim Amerikalılarda. Ay nasıl özlemişim. Ay Necmi bana bak. Sensiz olmak nasıl bir şey biliyor musun? Böyle kahvesiz kahvaltı gibi soslu soslu. Ay canım kocişim, canım kocişim benim. Alo. Pamir Bey, smokininiz geldi. Heh, tamam gönderim. Efendim? Alo Defne. Hazır mısın? Yarım saate çıkalım. He, şimdi hazırlanacağım. Yarım saate falan tamamım ben. Tamamdır. Alo Nihan. Kızım ne yaptın ya? Bir güncelleme geç. Çok merak ettim seni. Kızım ben de seni arayacaktım ya. Ben akşam bir yere gideceğim. Geç geleceğim. O yüzden ISO sende. Ay aman bırak ISO'yu ya. Allah Allah. Manyamış o. Bir gariplikler, bir hırçınlıklar. Bir şeyler. Aa niye? Nesi var? Hasta mı? Hasta. Kafadan hasta. Yani tamam bak onun da haklı yanları var da. Abi özgür irade diye de bir şey var. Bir insana bu kadar baskı kurulmaz. Ha sen ISO'dan bahsediyorsun. Sen kimden bahsediyorsun? Ay sen benim oğluşumu mu diyorsun? Kız o minnoş ya ona. İşte Türkan teyzem onu Ayşegül'e bırakmış da. Gidip şimdi onu alacağım. Sen nereye? Ya öyle bir davet mi varmış? Bir şey varmış ona gideceğim. Ay ne daveti? Kimle? Ay magazin. Çabuk dökül. Ya yok öyle bir şey değil yani. Birine eşlik edeceğim. Oha. Ay resmen kızın hayatına bereket geldi ha. Nihan kapatıyorum. Defne kapatma. Ne olur kapatma. Ya benim sefil hayatımın senin magazinine çok ihtiyacı var şu an. Ya en azından kimle gidiyorsun ya onu bağışla. Pamir Bey'le gideceğim. Biraz daha. Ay ne biraz daha? Biraz daha malzeme ver. Mesela Ömer'le ne oldu? Karşılaştınız mı? Konuştunuz mu? Pamir Bey ne iş? Bu arada ben beğendim ha. Kendisi yeni Cillobis'ten başkonsolosu. Alo. Defne. Olsun ya. Bu kadar da güzel. Manyak mıdır nedir ya? Aklıma deli deli şeyler sokacak benim.
bayağı hazırız. Yani işte ofis ortamında olduğu kadar. Bu parfüm yeni. Aa, şey yok. Yani vardı böyle her zaman sıktığım bir parfüm değil. Öyle özel zamanlarda falan. Üst nota. Portakal çiçeği. Ha? Tabii bu mesafeden zor. Zamanla. Ben gideyim arabayı getireyim. Sen yürüme böyle. Değil mi? Aslında ben kendim şey var mı? Derya, bir baksana Defne çıkmış mı? Çıkmamış Ömer Bey. Kendisi telefonu açmadı ama ben şeye sordum. Tamam Derya, sağ ol. Ben gerçekten özür dilerim. Biliyorum bugün ileri gittim. Önyargılı davrandım. Önemli değil. Değil mi gerçekten? Biz birbirimizden pek hoşlanmadık galiba. Benim için sorun yok. Hoşlanılmamaya alışkınım. İnsanlar pek bayılmaz bana. Devam edebilirsin. Gıcık olma yani. Yok hayır yani gıcık olmak değil ama... Yani anlayamadık. Birbirimizi yanlış anladık. Yoksa bizim alıp veremediğimiz ne olacak ki? Çok açık değil mi? Bak ben buraya gerçekten iyi niyetle geldim. Yani... anlatamıyorum. Şöyle yapalım. Hep beraber bir yemek yiyelim. Yani tabii eşiniz beyefendi de gelsin. Eşim beyefendi yok. O da sizin gibi sinir bozucu bir kadın olduğuma karar vermiş olacak ki. Bugün notere gidip boşanma için vekalet verdik. Üzüldüm. Başka bir şey? Anlamadım. Başka bir şey yoksa çok işim var. Bir an önce bitirip Lara'yı eve götürmek istiyorum. Yok. Ben daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Şükrü, sen eve gidebilirsin. Ben kullanacağım. Tabii efendim. Nasıl istersiniz? Buyurun. Nereye böyle? Büyükelçilikte bir davet var da. Davete icabet yani. Sıkmasın seni. Yalnız değilim. Neşeli bir gün diyorsun. Efendim o yönde. İyi eğlenceler o zaman. Hadi görüşürüz. Thank you.
Nerede ki acaba ya? Toparkta mı? Ne var ne? Ne? Ne istiyorsun ya? Ne var? Niye rahat bırakmıyorsun beni? Ya sen gittin Ömer, sen. Sen bırakıp gittin beni. Sen terk ettin. Yalan söylüyorsun dedin. Artık sana güvenemem dedin. Evet. Evet, yalan söyledim. Lanet olsun. Bir yıldır sana yalan söylüyorum. Kandırdım seni. Tamam mı? Bırakıp gidemedim de her seferinde dönüp dönüp geri geldim. Defne. Bırak diyorum artık, yeter, bitti. Yok Defne. Ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun benden, ne istiyorsun? Beni öldürmeye mi çalışıyorsun sen, ha? Bırak diyorum, tamam, bitti. Tamam, ya bitti tamam, diyorum, tamam, bitti. Tamam, tamam, sakin. Bitti dedim, bitti. Tamam, tamam. Bitti diyorum ya, bitti. Bitti. Bırak. Bittim ben, bitti. Bırak artık. Koparır bazen seni. Oyunlar oynar, dener sanki. Sen tüm gücünle karşı konsan da alt üst ediverir günlerini. Ama kız korkmuş tutuşmaktan, yanıp kül olmaktan. Kaçmış kraldan. Hala deli gibi seviyormuş sevmesini ama kimselere söyleyemiyormuş. Geçti diyormuş aksine. Geçti, tamam, iyiyim. Saklıyormuş herkesten ama aslında hiç geçmemiş. Sadece kendisi biliyormuş hiç geçmeyeceğini.